Veya şimdi bir lonca boss'a gireceğiz. Nedir ne değildir onu göstermek amaçlı. Şöyle şuradan arkadaş açtı girişini. 3 hesapla gireceğim. Buradan da girelim. Şimdi bunun olayı ne? Olayı 150 onur madalyası veriyor giren her şara. Lonca olarak girebiliyorsunuz. Giriş için de kral anahtarı diye bir şey istiyor. Onu üretmek için de gene buraya gelip o NPC'den tıklıyorsunuz. Yüzer tane kontrplak gövde temel taşı istiyor. Bunu elde ettikten sonra giriş için bir kral anahtarı oluşturuyorsunuz. Sonrasında girebiliyorsunuz. Dediğim gibi tüm loncu üyeleri girebiliyor. Level sınırı 70 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Giren herkese 150 onur madalyası veriyor. Şu muhabbetten. Nerede o? Şuradaki onur madalyasından veriyor. Bununla da 300'e ulaştırdığınızda işte bir tane element atma hakkınız oluyor. Tek tek çar açıp aylar boyu böyle bağış yaparak kasmaktansa buraya girip yapabilirsiniz sizden önce olarak. İçeride gereken efsunlar da ilk başta bir gnoller gönderiyor, toprak direnci işleyen slotlar. Onun dışında da boss'a geldiğinizde de ateş direnci işliyor o şekilde. İçeriye girdikten sonra tüm çarları buraya çekiyorsunuz. Tüm çarlar buraya geldikten sonra portaldan giriş yapıyorsunuz. Sonrası zaten boss ve slotlardan ibaret. Dümdüz kesiyorsunuz yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Oraya geldiğinizde de açar gösterir zaten. İçerisi de bu şekilde. Böyle bir alan var yani dümdüz bir koridor gibi. Burada 7-8 tur slot gönderiyor size. Dümdüz bunları kesiyorsunuz. Arada işte Gnoll bilmem nesi gönderiyor. Boss. Onlar biraz sektiriyor, ittiriyor falan ama. Hatta isimleri falan kapatabilirsiniz. Bunlara toprak direnci işliyor. Şöyle göstereyim. Yukarıda gördüğünüz gibi. Tılsımınız veya işte safiriniz falan varsa çok rahat bir şekilde dayanıyorsunuz zaten. Böyle bir 10 dakika falan sürüyor burası. Böyle peş peşe gönderip duruyor bittikçe. O şekilde biz tekrardan geçelim burayı. Burası bitince bu arada şurada bir tane portal açılıyor. Portaldan tekrardan boss'a giriş yapıyorsunuz. Biz içeriye girelim. Boss'un sonuna doğru tekrardan gelir gösteririm ben. Bu arada boss seansı da şöyle abi. Lord Gnoll'lerden çıkıyor. Bu arada aklına takılan olursa şu Gnoll mektubu diye bir görev var. Lord Gnoll kesmenizi istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Yani bu burada çalışmıyor. Yani aklına gelen varsa geleyim bari bundan keseyim diye. Çünkü düşürmesi zor biraz. Buradaki Lord Gnoll'ler maalesef ondan vermiyor. Bilginiz de olsun. Evet, portal açıldı beyler. Şöyle geçiyorsunuz. Oda böyle bir oda. Boss'umuz şu. Uçan kaçan değişik olan şeyden. Bunu böyle köşeye çekiyorsunuz. Köşede sıkıştırıp keseceksiniz. Yoksa hareket ettiriyor, bir şeyler yaptırıyor. Şöyle hasarı da görebilirsek. İttiriyor, ittiriyor, bir şeyler yapıyor. Hasar da bu şekilde. Zaten çok fazla kişi olduğunuz için rahat rahat keseceksinizdir muhtemelen. Biz keselim, sonuna doğru tekrardan gelirim ben. Evet, sonuna doğru yaklaştık. Son canlarını da göstereyim. Yaklaşık 5 dakika falan sürdü bu arada. Yani öyle çok uzun sürmüyor. Totalde 20-25 dakika taş çatlasın. Bu arada bu etrafına toprak geliyor. Toprak elementli slotlar. Ama boss'umuz ateş. Bitti. Boss'ta çıkış portalı açıldı. Şurada gösteriyor. Patron öldürdün. 30.000 lonca XP'si aldın. Yanında da 150 onur madalyası geliyor. Hemen şuradan göstereyim. 294 olmuş benim. Bağış yapınca muhtemelen çıkışta bir tane element atarız silahımıza. Bu şekildeydi. Ben bir çıkayım. Bir element alalım. Şu silaha bir tane element deneyelim bakalım. Evet beyler geldik şimdi. Element atmaya. Bu arada şeyini de göstereyim. Yapımını da kral anahtarının. Şu şekilde dediğim gibi. Yüzer tane bu malzemelerden istiyor. Bu arada giriş için lonca lideri olmasına gerek yok. Kral anahtarı bulunduran kişinin loncadaki savaşçı yetkisine sahip olan herhangi bir kişi de içeriye atabiliyor. Onu da şuradan göstereyim. Şuradan savaşçı yapıyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur Melee'de de aynı muhabbet geçerli. Lafı uzatmadan hemen şuradan toprağın yazısı bir tane atalım. Bir tane de diğer çar da var. İki tane hakkımız var. Umarım geçerse de güzel bir şey gelir. Artı 4 arıyorum bu arada. Çok da abartmayacağım. 4'ün katları yani 4 ve üstü gelirse bırakacağım. Yoksa tekrardan sildirip devam ederiz atmaya. Bunda başarısız oldu. Ben bir diğer çara geçeyim. Onda da deneyelim. Sonra da kapatalım. Şimdi bu hesaptan da alalım. Yanlış şeye tıkladık. Bu arada bekleme süresi de
Bu boss'un sanırım bir gün. Yani tam bir gün de olmayabilir, bir tık daha fazla olabilir. Biz çünkü tam bir gün olduğunda denemiştik. Almamıştı içeriye. Belki bilmiyorum 1,5 gün müdür, 2 gün müdür ama sanırım maksimum 2 gün olması lazım. Şunu da atalım. Başarılı dedi. Enteresan. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey gelmiştir. Oo, 6 geldi. Bayağı iyi. Baya baya iyi. Çok temiz oldu ya. Ben beklemiyordum bu kadar gelmesini. 2-3 falan bekliyordum. Baya bir oldu çünkü. 7-8 tane attık. Hep sildirdik. Bu baya tatlı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer merak ettiğiniz veya kaçırdığınız bir yer varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Herkese iyi günler.